Turizmin başkenti Antalya'da en büyük sorunlardan bir tanesi trafik sorunudur. Malum Antalya Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük 5. şehridir. Sürekli gelişen bir şehirdir. Özellikle turizm sezonlarında nüfus çok daha fazla artmaktadır. Bu anlamda artan nüfus, artan araç sayısı ve yetersiz altyapıdan kaynaklı trafik bir çileye dönmüş durumda. Bu konuda halkın, vatandaşların ciddi şikayetleri vardır. Yapılan röportajlarda da Antalya'nın en önemli ve en büyük sorunlarından bir tanesini trafik sorunu olarak göstermektedir halkımız. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığı trafik sorununun çözümü konusunda adımlar atmalıdır. 31 Mart 2019 tarihinden bugüne belediye başkanlığını yürüten Muhittin Böcek ve yönetimi maalesef ki trafik sorunu konusunda yeterli ilgi ve alakayı göstermemiş ve bu konunun çözümü için adımlar atmamış, projeler üretmemiştir. Ancak halkın beklentisi vardır. Seçim süreçlerinde verilen sözlerin yerine getirilmesini beklemektedir halkımız. Malum seçim süreçlerinde hem Muhittin Böcek ve hem ilçe belediye başkanları bu anlamda trafik sorununun çözümü konusunda da vaatlerde bulundular. Bundan mütevellit halkın bu konudaki beklentisi çok haklı bir beklentidir. Bu anlamda neler yapılabilir? Bu sorunun çözümü için hangi adımlar atabilir? Adımların atılabilmesi için öncelikle bazı projelerin ortaya konulması lazım. Şu anda kavşaklar yapılmalı. Mesela çok yoğunluk yaşanılan Muratpaşa'da, Kepez'de, Konyaaltı'nda, ana arterlerde kavşaklar, üst geçitler, alt geçitler yapılmalı, alternatif yollar yapılmalı, bir iki çevre yolu daha yapılabilmeli. Bunun için ne olursa olsun bir proje ortaya konulabilmelidir. Ama gördüğümüz kadarıyla Muhittin Böcek ve yönetimi bu konuda bu sorunu çözecek ya da bu sorunu azaltacak şekilde bir proje üretmemektedirler. Bu da hem bizlerin hem de kıymetli vatandaşlarımızın dikkatini celbetmektedir. Bizler Hüdapar olarak bu konunun elbette takipçisi olacağız. Bizim amacımız millete ve memlekete hizmet etmektir. Bizler yapıcı muhalefetimiz gereği var olan sorunların çözümü konusunda ilgililerin adım atması ile ilgili bizim kendi üzerimize düşenleri yerine getirmeye inşallah devam edeceğiz bundan sonra da.